Basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bu eğitim videosunda sizlere evde nasıl bodybuilding hareketleri yapılır onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki pandemi dönemindeyiz. Basketbol dışarıda oynayamıyoruz, salonlarda oynayamıyoruz. Basketbol kulüpleri kapalı, her şey kapalı. Ama biz durmuyoruz basketbol severler, basketbol oyuncuları. Evimizde yapabileceğimiz bodybuilding hareketleri var. Şimdi bunları size göstereceğim. Mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin. Çok şeyler öğreneceksiniz. Evet, başlayalım. Önce başımızda başlıyoruz çevirmeye. Tabii yavaş başlayıp sonradan hızlanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Çevirdik güzelce, evet. Yeterli. Şimdi belime geçiyorum. Belimde başladım. Hızlı da yapabilirsiniz. Amaç burada belimizden çevirerek belimize değmemesi. Vücudumuza değmiyor. Bu hareketlerin önemi topla vücudumuzu daha iyi alıştırıyoruz. Yeterli. Ayaklarımızı kapatıyoruz. Birleştirdik. Hafif dizlerimizi büküyoruz ve dizimin altından topu geçiriyorum. Bu hareketleri yaparken top kaçabilir. Alıp tekrar devam edebilirsiniz. Yeterli. Başımızdan yaptık, belimizden yaptık, ayağımızdan yaptık. Şimdi hepsini aynı anda yapacağız. Biz buna dünya turu diyoruz basketbolda. Yukarıdan aşağı, sonra aşağıdan yukarı doğru yapacağım. Başlıyorum. Başımda yaptım. Belime geçiyorum durmadan. Tekrar ayaklarıma geçiyorum. Ayaklarımdan tekrar belime ve başıma geçiyorum. Tekrar belime iniyorum. Tekrar ayaklarıma. Belime geldim. Son kez başıma. Ve bitirdim. Yeterli. Şimdi top sağ elimde. Sol elimi uzatıyorum. Sağ elimdeki topu sol elimin altından atıp tekrar bana gönderiyorum. Attım, gönderdim. Attım, gönderdim. Amaç burada sol elim dik bir vaziyette duracak. Sol elimi kıpırdatmıyorum. Öne arkaya. Sadece dik duracak. Altından topu atıp tekrar bana atacağım topu. Yeterli. Topu sol elime alayım. Sağ elimi uzattım. Gene sağ elimi düz tutuyorum. Hiç hareket ettirmiyorum. Sol elimdeki topu sağ elimin altından atıp tekrar kendime gönderiyorum. Yeterli. Şimdi topu enseme koyuyorum. Topu bırakacağım. Arkada ellerimi sepet yapıp topu yakalayacağım. Bıraktım ve yakaladım. Topu enseme koydum. Topu bıraktım ve arkada yakalıyorum. Yakaladım. Yan göstereyim, sonra bir de arkadan göstereceğim size.
daha net olsun. Enseye koydum, yakaladım. Enseme koydum. Daha iyi görünüyordur sanırım şu anda. Şimdi de arka taraftan görün. Daha rahat, daha güzel olacak. Son kez yapayım. Tamam. Şimdi bir de bu harekete ek bir ilave daha yapacağız. Topu enseme koyuyorum. Arkadan yakaladım. Ayaklarım açık. Ve topu aşağıdan yukarı kendime atıyorum. Tekrar yapayım. Enseme koydum. Yakaladım ve kendime atıyorum. Koydum. Yakaladım ve kendime atıyorum. Bu yeterli olur. Şimdi çöküyorum stance. Ayaklarım omuz genişliğinde açık. Sağ dizime doğru eğildim ve topu sağ dizimden çevirmeye başlıyorum. Yeterli. Şimdi sola doğru aynısına. Sol dizimde yapıyorum. Yaptım sol dizimde. Şimdi 8 yapacağım. Biz buna 8 diyoruz basketbolda. Önden verip arkadan alacağım. Tekrar öne. Tekrar arkadan alıp öne vereceğim. Çöktüğüm stance'de sağ elle başladım. Sol elimi arkadan aldım. Sol elimle önden verdim, arkadan sağ elimle aldım. Sağ elimle önden verip arkadan alıyorum. Böylece 8 yapıyoruz. Yeterli. Şimdi dışa doğru vereceğim, içeriden alacağım. Ters 8 yapacağız. Stance'deyim yine. Arkadan aldım, önden veriyorum. Arkadan aldım, önden veriyorum. Evet, böyle. Yeterli. Sağ dizimi koydum öne, yerdeyken sağ dizimden çeviriyorum. Artık diğer hareketlerine geçeceğim. Yeterli, sola koyalım. Yeterli. Ayakları uzattık. Sağ bacağı kaldırıyorum. Solu kaldırıyorum gene. Evet, son hareket. Şimdi ikisini beraber kaldıracağım. Bu hareket biraz zor. Karın kasını da aynı zamanda çok iyi çalıştırıyor. Evet, kaldırdım. Yeterli olur umarım. Teşekkür ediyorum. Evde bol eldik hareketleri nasıl yapılır videomu izlediğiniz için. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Çünkü çok iyi hareketler var. Bunları antrenmanlarda evinizde deneyebilirsiniz bu pandemi zamanında. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.
Bu videonun altında ve bütün videoların altında mutlaka yorum yapmayı unutmayın. İstediğiniz antrenman varsa, özellikle bireysel antrenman, bunları yazın. Ben mümkün olduğu kadar okumaya ve cevaplamaya çalışacağım. Boş zamanlarımda varsa tabii ki video çekip sizin isteklerinizi yerine getireceğim. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.